Merhabalar arkadaşlar. Sürtünmelerin ihmal edildiği makara ve eğik düzlemlerle oluşturulmuş şekil 1 ve şekil 2'deki düzeneklerde Ahmet Usta ve Mehmet Usta özdeş, arkadaşlar burası önemli, özdeş K ve L yüklerini bulundukları yerlere çıkarmak istiyorlar. Düzeneklere baktığımız zaman Ahmet Usta'nın düzeneğinde kuvvet kazancının ne olduğunu görüyoruz arkadaşlar. 3 katı olduğunu, Mehmet Usta'nın düzeneğinde ise kuvvet kazancının 2 katı olduğunu görüyoruz. Buna göre Ahmet Usta'nın ipi çekme miktarı Mehmet Usta'dan fazla olursa yüklerin eğik düzlem üzerindeki konumları bunlardan hangisi gibi olabilir? Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar Mehmet Usta kaç metre çekmiş? 2 metre çekmiş ve 1 metre yükseğe çıkarmış. Peki Ahmet Usta Mehmet Usta'dan daha fazla çekecek ipi kaç metre yukarıya çıkarmış? O da 1 metre yukarıya çıkarmış gördüğünüz gibi. Peki bunun için kaç metre çekmesi lazım? 3 metre. Oldu mu? Oldu. Birinci ifade doğru. İkinci ifadeye baktığımız zaman yine Mehmet Usta 1 metre yükseğe çıkarmış. 2 metre çekmiş. Acaba Ahmet Usta 2 metre yukarıya çıkarmak için kaç metre çekmesi gerekir? Zaten burada görüyoruz 6 metre. Bu da oluyor mu arkadaşlar? Bu da uydu mu şartlarımıza? Uydu. Üçüncü ifade bizi belki eleyebilirdi. Buna dikkat ediyoruz. Yine Mehmet Usta 1 metre yükseğe çıkarmak için ipi kaç metre çekmiş? 2 metre çekmiş. Acaba Ahmet Usta 0,8 metre yukarıya çıkarmak için acaba Mehmet Usta'dan daha fazla çekebilir mi burada? Tabii ki Ahmet Usta'nın düzeneğinde kuvvet kazancı 3 katı olduğu için 0,8 metre yükseğe çıkarabilmesi için 3 kat daha fazla çekmesi gerekiyor. Yani 2,4 metre çekmesi gerekiyor. Dolayısıyla bütün şartlar bize soruda verilenleri sağladığı için cevabımız ne olacak? Denizli olacak arkadaşlar.